Şimdi hocam bir haberimiz var. Uyuzla ilgili belki sıklıkla duymuşsunuzdur bu aralar. Evet. Böyle bir uyuzu, Türkiye'deki uyuz hastalığı ile ilgili, bu vakaların arttığı ile ilgili şu an elimizde bir haber var. Uzmanlar uyuza neden olan parazitin gözle görünmeyecek kadar küçük olduğunu ve bulaşabilmesi için de 15-20 dakikalık temasın yeterli olduğunu söylüyormuş. Bakanımızdan da, Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Onu da az sonra sizlerle paylaşacağım ama bu uyuz nedir, ne değildir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşıyor? Dermatoloji uzmanımız Profesör Doktor Zekai Kutlubay hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam yayın. Canlı Hanım hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam şükür iyiyiz. Sizler iyi misiniz? Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. İsterseniz sizden öncelikle uyuz nedir? Belirtileri nelerdir? Bilgisini bir alalım. Böyle başlayalım. Buyurun. Tabii. Yani şöyle, uyuz bir parazit. Yani bir hayvancağızdır, bir atardır. O parazitin bulaşmasıyla ortaya çıkar uyuz hastalığı. Evet. Uyuz hastalığı parazit bulaşınca derinin içerisinde ufak bir tünel açar. Tünelin içerisinde yumurtalarını bırakır, dışkısını bırakır. O tünelin içindeki yumurtalar 3-4 günde olgunlaşırlar. Onlar derinin üstüne göç ederler. Derinin üstüne göç ettikleri zaman erkek ve dişiler çiftleşir. Erkekler ölür. Dişiler gene tünel kazmaya devam ederler. Artı yumurtalarını bırakırlar. Hangi derinin şimdi, altına hocam bıraktığını tam anlayamadım. Yani bu bit gibi bir şey diyebiliyor muyuz? Değil ya mi? Ya bit de uyuz da aslında. Yani benzer şeyler ama farklı parazitler. Bit deri yüzeyinde yaşar, kan emer. Bu ise derinin içerisine girer. Deri altında kanal açıyor kendisine yaklaşık 1,5 santim uzunluğunda. Ama derinin üst tabakasında bir minik kıvrıntı şeklinde gözüküyor. Ve geceleri tünel açtığı için de gece kaşıntısı esastır. Çünkü gece daha çok kaşınır uyuzdur. Belirtileri çok önemli hocam. Nasıl ayırıyoruz bitte de bir kaşınma söz konusu olduğu için? Deri altında olan daha sıklıkla akşam yatağa yattığımız zaman ortaya çıkan bir kaşıntı. Başka? Çok doğru. Gündüz de kaşıntı yapar ama gece şiddetlenen, uyutmayan ya da uykudan uyandıran bir kaşıntı esastır aslında uyuzda. Uyuz hastalığı deri temasıyla asıl bulaşır. Yani bir kişiden bir kişiye geçmesi için ya aynı yatakta yatmak, cinsel ilişki, sıkı sarılmak gibi bir temas gerekiyor. Çünkü parazit zaten deride yaşıyor. Dolayısıyla o temasın kesintisiz olması mı gerekiyor hocam? Mesela aynı yatakta yatan insanlarla birbirine geçiyor mu? Yoksa temasın derisel mi olması gerekiyor? Yani o çıkıp derinin altından yatağımızda falan gezebiliyor mu? Evet. Evet, gezer. Eşyalarla da bulaşabilir ama asıl bulaşma yeri deri temasıyla geçiyor. Ama bir kişiden bir kişiye geçmesi için öyle el tokalaşmayla, el sıkmayla kolay bulaşmıyor. En az 15 dakikalık bir sıkı deri teması şart, bu şekilde geçiyor. Fakat uyuzlu kişinin eşyalarını yıkanmadan, temizlenmeden giyerseniz ya da yatağında yatarsanız, havlusunu vesaire kullanırsanız çamaşırını bu şekilde de geçebilir. Yani eşyalarla da bulaşma riski var. Şimdi uyuz olan biriyle bu hastalığı olan birisi, hastalık da denmez gerçi, ne denir hocam tam bilemedim ama hastalık yani diyelim. Aynı evde yaşarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hocam az sonra soracağım ama Sağlık Bakanımızdan da bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası uyuz vakaları ile ilgili olarak kısmi bir artışın olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Türkiye genelinde uyuz vakalarında geçen yıla göre yaklaşık %7 oranında bir artış gerçekleşti diye bir bilgiyi de bizlerle paylaştı. Şimdi gelelim, böyle bir bulaş oldu. Diğer evdeki bireyler nasıl korunacaklar? Nelere dikkat edecekler? Şimdi şöyle, uyuz salgınında uyuz hastalığında bir artış var. Evet. Özellikle pandemi döneminde kaldığımız için işte maalesef ki deprem bölgesinde işte uygun olmayan şartlarda teynirlerde, çadırlarda toplar yaşanıldığından dolayı bir de piyasada bazı ilaçlara karşı direnç var. İlacı kullanıyorsunuz ama ona rağmen artış meydana gelebiliyor. Evet. Biz deriz ki ailede kişi varsa, evet, yani belirti olsun. Mesela bize öyle hastalar geliyor ki
aile yüzlü halde gelen aileler de vardı. Aslında doğru tanı almışlar, tedavi almışlar ama tam bir tedavi olamamışlar, tam iyileşememişler. Evet. Çünkü problem şu, sadece uyuz olan belirtisi taşınan kişiler ilaç kullanıyor. Hı hı. Ailenin diğer sağlam kişileri kullanmıyor. Fakat bu sırada uyuz diğerlerine de bulaşmış oluyor ama kuluçka döneminde olduğundan dolayı belirti geç okuyor. Evet. Zamanında tüm tedavinden dolayı birbirlerine bulaşıyorlar. Biz diyoruz evet, işte evet. Hastalara belirti olsun olmasın varsa partnerinde kullanacak. Aynı anda kullanacaksınız ve bir hafta sonra ilaçlarımı tekrarlatırız ki kökünü kazıyalım da bir daha geçmesin. Aynı zamanda bütün yatak çarşafları, halklar, giysiler en az 60 derece yıkanması gerekiyor. Evet. Yıkayamadığınız bir giysi varsa mutlaka bir ağzını bir halkaya koyup bir hafta açmayacak şekilde kalmasını istiyoruz ki İçinde parazit, yumurta ne varsa hepsi yok. Hepsi yok olsun diyor. Hocam kıymetli bilgiler aldık sizden. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda Profesör Doktor Zekai Kutlubay hocamıza zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz hocamıza. Evet, dikkatleri uyuz tarafına da çektiğimize göre şimdi hocamızdan gelen iyi haberi sizlerle paylaşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Her gün 50 basamak çıkmak kalp hastalıklarından bizleri %20 oranında koruyor. Hocam biraz bahsedelim. Neden merdiven dediniz? Yani bu az önceki sahilde yaptığımız keyifli yürüyüşün yine tam olarak etkisinin çalışmadığını gösteren bir şey tabii, herhalde. Tabii. Ya şöyle, biraz işte vücudu zorlamak gerekiyor ya. Yani o nefes nefese kalmak çok önemli açıkçası. Merdiven çıkarken de o olur ya. Yani yürüdüğün zaman esasında harcadığın enerji ve harcadığın efor biraz daha düşüktür. Ama merdiven inip çıkarken mutlaka o eforu hissedersin, eforu sarf etmek zorundasın ve nefes nefese kalırsın. Ben hep paylaşıyorum babaannemi. Belki sen de duymuşsundur. Kendisi 96 yaşında vefat etti. Bir kere hep çok zayıftı. Benim de babaannem neredeyse 94 yaşına kadar yaşadı. Çok zayıftı. Allah rahmet eylesin ikisine de. Amin. Ne uyusunlar. Ya hakikaten zayıflık önemli. Yani vücudun ağırlığını korumak çok önemli. Ama şey de söyleyelim, özellikle menopoz sonrası kadınların kas kitlesini kaybetmemesi gerekiyor. O önemli. Çok önemli. Evet. Onu işte toparlayabilmek için mesela merdiven önemli. Benim babaannem de böyle neredeyse 90 yaşına kadar hani geliyordu. O zamanlarda bile derdi ki dur çağım ben bir merdivenleri ineyim çıkayım derdi. Bak 5. katta oturuyordu. Sanki bir hap vitamin gibi bahsederdi değil mi? Aynen öyle. Dur çağım ben bir ineyim çıkayım. Bir de şey derdi hani sen şu elektrik düğmesine bas da. Hani sönüyor ya elektrik otomatik. Düşüp de bir yerimi kırmayayım. Hep ondan da korkardım kalsın. Tabii. Ben de öyle beklerdim kapıda. İşte kapandığı zaman düğmeye basardım ama her gün onu yapardı o. 5 kat merdiven iner çıkardı. Şimdi merdiven çıkmanın tabii özelliği şu. Bizim en fazla kas kitlemizin olduğu bölge kalça ve bacaklar. Tabii merdiven inip çıkma yani step hareket sonra step diye popüler oldu evet, ya öyle aslında. Bir spordu. Neydi o da merdiven çık in aynı çık şey, in aslında. Aynı şey hiçbir farkı yok aslında. Dolayısıyla ne oluyor? Sen merdiven inip çıkarken hem bacak kaslarını hem kalça kaslarını koruyorsun. Biraz önce ne dedik? Hem kadınlar korumalı dedik hem de mitokondri yani bizim o hücrede enerji üreten parçacıkları koruyabilmemiz için kas kitlesini korumamız lazım dedik. İşte o yüzden merdiven inip çıkmak çalışma gösteriyor ki %20 oranında 50 basamak koruyucu. Ve %20'yi hiç yabana atmayın. Bugün hani kalp krizi geçirdikten sonra, felç geçirdikten sonra, damar tıkanıklığı olduktan sonra bir kan sulandırıcı ilaç veriyoruz ya size. O kan sulandırıcının koruyuculuğu %20 ile 25 arasında. Yani bir ilaç kadar koruyor. Aslında. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.